O tepsiyi bırak. Bırak o tepsiyi. Çık yukarı şimdi, eşyalarını topla, bu akşam buradan gidiyorsun. Baba, onun bir suçu yok. Tamam Aziz. Ben konuştum Begüm'le. O da çok üzgün. Aleyna Hanım, özür dilerim. Ben böyle olacağını bilsem asla içeri almazdım. Ya Begüm'cüğüm, biliyorum, biliyorum. Elin ayağın titriyor. Lütfen yapma böyle. Biliyorum ben. Gitmeyin kızın üstüne. Lütfen, onun bir suçu yok. Duyar duymaz ilk uçağa atlayıp geldim. Ancak da bunları bulabildim. Esas geçmiş olsun, Buket'in yarın gelecek. İyisin değil mi? Ben alayım. Teşekkür ederim. İyiyim Emir, sağ ol. Söyleyeyim, odana yerleştirsinler. Ben yukarı dinlenmeye çıksam sana ayıp olmaz değil mi? Yok canım, ben yabancı mıyım? Dinlenmene bak. Peki, iyi geceler. Ama bir şeyler yemedin. Tamam, dinlensin anne. Çık kızım, iyi geceler. Hadi görüşürüz, iyi geceler. Hadi canım, iyi geceler. İyi geceler. Azıcığım, ben de yatayım artık. Bugün çok sinirlerim alt üst oldu. Emir. İyi geceler. Benim zaten Aziz Bey'le konuşacaklarım vardı. İyi geceler. İyi geceler. Begüm. Abi, ben sana sormadan bir hamle yaptım. Ne hamlesi? Alo. Sen adi bir şantajcıdan başka bir şey değilsin. Kimsiniz? Yanlış numara oldu herhalde. Çiftliği mi istiyorsun? Al. Al, senin olsun. Sema Hanım, sen ne cesaretle beni arıyorsun ya? Dilerim o çiftlik senin mezarın olur. Ne çiftliği? Ne diyorsun sen ya? Alo. Anneciğim. Anneciğim. Bak, çiftlik benim umurumda değil. Bak bana. Şu an önemli olan sadece sensin. Tamam mı? Sensin. O adamın bizden aldığı her şeyi ben geri alacağım. Sen merak etme. Güven oğluna. Bu Sema manyağı beni nasıl arıyor ya? İçeride değil mi? İlhame'nin karısı mı? Evet. Abi, aslında ben seninle bu konuyu konuşacaktım. Sema Hanım'ı emniyetten ben çıkardım. Nasıl? Bazen Aleyna'dan nefret ediyorum. Bazen de onun için içim titriyor. Bugün onu öyle kanlar içinde görünce aklım gitti. Deli misin kızım? Sen arayıp haber verince benim bile gitti. Neyse ki Allah'tan bir şey olmadı. Kurşun sıyırdı geçti işte. Neyse ki. Aysel. Allah korusun. Bak. Allah korusun diyorum. Aleyna'ya bir şey olsaydı ölüm gibi mesela. Aziz o zaman bebeğimi aldırmadığıma sevinirdi. Yani tek çocuk olurdu ya. Abla, sen ne diyorsun? Ya Allah korusun diyorum ya. İnsanın aklına geliyor işte böyle şeyler. Gelmesin. Canavar mısın sen? İyi be. Bir şey demedik. Bir daha böyle pis şeyler geçmesin aklından. Ya kızım, ben Aleyna'yı sevmiyor muyum? Canım o benim ve abla diyor bana. Daha ötesi var mı? Benim derdim onun babasıyla. Heh. Bunu çıkarma işte aklından. Ne konuşuyorsunuz? Ay hiç, hiç. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler mi? Aysel. Kız, bana bak. Begüm salağı nasıl içeri aldı o psikopatı? Misafiriniz mi var dedi. Ya anne, biz mutfakta oturuyorduk dedim ya. Daha kaç kere anlatacaksın? Kızım, adam gibi anlatmıyorsun ki. Tatmin olamıyorum ben. Enişten bağırınca mı salona koştunuz siz? Ne diye bağırdı? Canımı bağışla mı dedi. Yalvardı mı kız? Kız ağladı mı? Anne, yarın işe gideceğim. Hadi iyi geceler.
Nihal. Nihal. Kız. Nihal. Hadi kalk kızım, seninle bir durum değerlendirmesi yapalım yavrum. Nihal'cim. Nihal. 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 Ben gelmeden önce konuşuyordunuz ama. Oh. Kudur Berrin, kudur. Kudur. Sen nasıl benim kızımın hayatının pazarlık meselesi yaparsın lan? İt! Aziz yapma. Abi, Aleyna ciddi ciddi yaralansaydı böyle bir şey yapar mıydım? Lütfen bir sakin ol. Oğlum sen kim oluyorsun? Ha? Sen kimsin lan? Kimsin? Göberteyim mi lan seni? Aziz sakin ol. Kovuldun Emir. Elimde kalmadan buradan şimdi. Peki abi. Ben sana olayı bir etraflıca anlatayım. Eğer ikna olmazsan yarın ilk iş Sema Hanım'ı tutuklattırıp ondan sonra da istifa dilekçemi veririm. Anlat. Sema Hanım normal şartlarda bu çiftliği size satmaz. Araziye yatırdığınız para da boşa gider. Zaten bu haldeyken elden çıkartmak da zor. Parayı resmen toprağın altına gömmüş olursunuz. Fakat Aleyna şikayetini geri çekerse çiftliği satın alıp siteyi inşa etme şansımız olur. Doğru söylüyor. Şu halinize bakın. Sonra ben duygusuz adam oluyorum, değil mi? Oruncuna da kıyamazsın normalde. O kadına yaptığını ödetmenin tek yolu onu hapse tıkmak değil. Dışarıda olması özgür olacağı anlamına gelmez.